Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücelkoca ve değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte bu haftada kararlıyız efendim. Sizlere dolu dolu yaşasın hayat dedirtmek istiyoruz. Konumuz öyle bir konu ki zaten içinde hareket var, yaşam var. Konumuz egzersiz. Üstelik egzersiz ömrü nasıl uzatıyor diyeceğiz. Dikkat çeken isimden. Egzersiz, egzersiz, egzersiz diyen ve tüm Türkiye'ye öğreten isimden. Hocam merhaba. Merhaba. Son derece önemli aslında değil mi? Evet. Biz yaşamın içerisinde kendi doğamızda olanı unuttuk. Yürümez olduk. Yürüyen merdivene yönelir olduk. Asansörle çıkar olduk. İşte taksiye biner olduk. Otobüse biner olduk. Yani yaşamın içinde hareketi bir tarafa koyduk. Azaldı. Azalan şeyi, her şey gibi egzersiz, evet, kıymete bindi. Napolyon paranın az olduğu dönemde para, para, para demiş. Biz de şimdi diyoruz ki egzersiz, egzersiz, egzersiz. Çünkü işin ucunda sağlıklı, uzun bir ömür var. İnşallah. Allah herkese uzun ömürler versin. Sağlıkla diyelim. Yaşasın hayatı, başlatalım efendim. Yaşasın hayat demek için önce sağlıklı haberlere kulak kabartmak lazım. Sağlıklı haberler bize ne haberler veriyor, buna bakmak lazım. Şimdi ilk diyor ki bize iğneyle zayıflamak hasta ediyor. Hangi iğne dedirtiyor hemen insana? Buradaki bu sorudaki haberdeki daha Murat anladığım kadarıyla son zamanlarda giderek neredeyse spor merkezlerini de açtık. Berber dükkanlarında bile yapılmaya başlanan zayıflama iğneleri. Bu iğnelerin neden bu şekilde kullanıldığını, neden bu kadar kontrolsüz kullanıldığını anlamak mümkün değil. Çünkü bunlar çok önemli ilaçlar. Çok özel durumlarda, imdat durumlarında kullanılmak için ruhsatlandırılmış ilaçlar ama anladığımız kadarıyla ruhsatlandıran firmalarda böyle çok pahalı ilaçlar, ithal ilaçlar bunların bu yöndeki kullanımını tahrik ediyor. Ve bu kullanıma maalesef yine bazı doktor arkadaşlarımız da alet oluyorlar. Bunlar beyinden mideye giden tokluk hislerini taklit eden hormonun etkilerini gösteren ilaçlar ama çok ciddi yan etkileri olan, uzun vadede kilo almanıza yol açan problemi çözmediğiniz için bıraktığınız anda 2 katı 3 katı kilo almanıza yol açabilecek olan pahalı, toksik, karaciğer için, böbrek için, mide bağırsak sistemi için bir sürü yan etkileri olan ilaçlar. Kilo olası olan bir kişinin yeme içme alışkanlıklarını düzeltmek, aktivitesini arttırmak, kilo almasına yol açan hastalığı bulup tedavi etmek yerine bu iğnelerle tedavi edilmeye kalkışılması son derece ciddi bir felaket. Buradan uyaralım. İğneyle kilo verilmez. Verilse de o kilolar fazlasıyla geri alınır. Nokta. Nokta gerçekten. Yazıktır, ayıptır. Paraya pula yazıktır. Spor salonlarında spor hocaları, egzersiz hocaları tavsiye ediyor, uyguluyorlar. Ama zannediyorum bir arkadaşım söyledi, bir berberde bile konuşulduğunu duydum diye yakında nasıl botoksu berberlerde yapmaya başladılardı bir ara. Bu iğneleri de yavaş yavaş yapmaya başlayacaklar. Aman bu tuzaklara berber arkadaşlarım beni hoş görsünler. Aşağılamak anlamına söylemiyorum. Mutlaka, mutlaka. Sağlığın yeri anlamında evet. Söylüyorsunuz hocam. İkinci haberde bize diyor ki bellek için DHA takviyesi lazım. Siz altına hep çizdiniz. DHA, evet. EPA. EPA. Omega'ya gidiyor herhalde. Bravo. Adresi. Yani önce yola balık yağı diye çıktık. Anladık ki balık yağının içindeki esas mucize o yağ değil. İçindeki uzun zincirli doymamış yağ asitleri olan omega 3'ler. İki tane EPA, DHA. Bunların ikisinin ortak özellikleri de var. Farklılaşmış yetenekleri de var. Farklılaşmış yetenek açısından DHA daha çok beyne, göze. EPA daha ziyade kalbe, damara lazım. Dolayısıyla bellek söz konusuysa EPA'sı bol bir omega 3 almak yerine DHA'sı bol bir omega 3 almak daha akıllıca. Peki üçüncü haberde diyor ki magnezyum tansiyonu da dengeliyor. Tabii. Buna da iyi geliyor diyebiliriz. Evet, evet. Yani bu da önemli bir haber. Aslında bilinen bir bilginin yine bir alıştırmayla teyit edilmiş şekli. Potasyum ve magnezyum gücünüz arttıkça tansiyona karşı direnme gücünüz de artar. Tansiyonluysanız kullanacağınız ilacın dozajını bile azaltma imkanınız olur. O nedenle magnezyumdan zengin beslemek, önce gidip tansiyonum var, ben bir magnezyum hapı yutayım da bunu ayarlayayım diye düşünmeyin. Böyle bir şey olmaz. Tansiyonunuz varsa, doktorunuz ilaç vermiş, onu kullanacaksınız. Ama magnezyum
kazanımınızı artırırsanız nedir o kazanım? Kuru yemişler nedir o kazanım? Bakliyat nedir o kazanım? Yeşil yapraklı sebzelerin tamamı. Arttırırsanız tansiyonunuza çok destek olursunuz ayarlamada. Güzel. Dördüncü haberde diyor ki yulaf sütü çok popüler. Popülerlik çok konuştuk aslında. Yani beslenmenin ya da sağlığın popülerliği mi olur diye araştırmalarla mı söyleyelim yoksa? Her alanda popülerlik ve trendler oluyor. Sağlıkta da oluyor. Özellikle bu görsel ve sözlü iletişime sosyal medyanın girmesiyle popülerite daha da önem kazandı. Şöyle, süt tüketimi azalıyor. Doğru da oluyor. Onu da bir gün konuşuruz. Ama bitki kaynaklı sıvılardan hazırlanan bitkisel süt dediğimiz, yani işte nedir soya sütü, nedir badem sütü, nedir fındık sütü, bir de şimdi yulaf sütü meselesi var. Ve özellikle Birleşik Devletler'de, Amerika'da inanılmaz büyük bir pazar büyüklüğüne hızla gidiyor. Nedeni şu, yulaf gerçekten besleyici, gerçekten ucuz. Normal süte göre içinde laktoz yok, kazein yok, yani toksik etkisi daha az. Normal süte göre daha fazla kalori ve daha az kalori içeriyor ve daha fazla besleyici mineral ve madde içeriyor. O nedenle yulaf sütü pazarı büyüyor. Büyümeye de devam edecek. Onaylıyor mu bunu Osman Hoca? Onaylıyorum. Gluten hassasiyetiniz yoksa, gluten duyarınız yoksa yulaf sütü iyi bir seçenek olabilir gıda açısından. Beşinci haberde hormonlara dikkat çekiyor. Hormon bozan fenollere dikkat diyor. Fenoller derken? Bilmemiz gereken önemli bir konu var. O da şu. Biz kanserojen deyince hep yiyecek içecekleri, hep sokaktaki kanserojenlere takılıyoruz. Mümkün olduğu kadar evdeki kanserojenlere de dikkat etmemiz lazım. Evde tonla kanserojen barındırıyoruz. Mesela? Yani o koku için kullandığımız mumlar, koku verici cihazların içindeki kimyasallar, hepsi kanserojen. Temizlik maddeleri. Özellikle deterjanlar, özellikle tuvalet temizliğinde kullandığınız, o böcekleri öldüreceğiz falan filan diye izlediğiniz reklamlardaki maddelerin çoğu kanserojen, toksik maddeler. Ve bir evlerimizi bir toksin çöplüğü haline getirmeye başladık. Bunların içinde öyle ki kanserojen olma dışında da bizim cinsiyetimizle çocuklarımızın oynayan, yani bir erkek çocuğunu kız çocuğu gibi cinsiyet faktörlerini değiştirebilen ya da ergen bir erkek çocuğunun sperm gelişmesini engelleyebilen toksik fenolik bileşikler var. Bunları da çok kullanıyoruz. Mesela evinizdeki plastik su kapları, plastik su şişeleri, elinize aldığınız su şişeleri ne kadar çok fazla ses çıkarıyorsa doluyken o kadar incedir ve o kadar ince ise içindeki bisfenol miktarı obezite yapan veya cinsiyet bozan o endokrin etkisi olan, hormon bozan kimyasal o kadar fazladır. Ama öyle bir şey ki bu artık hep tekrarlıyorum ama bilinmesi lazım. Artık deterjanlardan, su şişelerinden çıktı, çocuk bezlerine kadar girdi. Evet, o nedenle bizim bu en önemli toksik maddelerin neler olduğu konusunda bilinçlenmemiz lazım. Parabeni bildiğimiz gibi, dioksini bildiğimiz gibi bu toksik fenolleri de ve diğer kanserojen kimyasalları da öğrenmemiz lazım. Gıda maddelerinin içerisinde E400 var, E300 var. Emin olun ki onların %1'i daha az etkisi var bunların. Evdeki kanserojenler çok daha tehlikeli. Çok önemliydi. Sert konuştum biraz ama konu önemli ama gerçek, bir konu. Nefes tutarak dinledim. Bir anda bütün ev gözümün önüne geldi. Çok önemliydi hocam. Bir gün açarak da konuşalım. Tabii, memnuniyetle. Peki, şimdi gidelim sağlık gündemine egzersiz diyeceğiz. Ama ömrü nasıl uzatıyor bunu konuşacağız. Egzersiz, egzersiz, egzersiz. Yaşasın hayatta kaç kez duymuşsunuzdur bu sözleri Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun ağzından? Reklamlarda bile kullanıldı sizden sonra hocam. Doğru. Kimi firmalar bunu bile kullandı. Şimdi ömrü uzatıyor diyoruz. Bir anlamda aslında yıllar sonra keşfettik. Niye bu kadar çok yıl kaybettik? Hep spor diye adlandırdık. Sonrasında egzersize döndük. Bir yaşam biçimi olması, adım saymamız bunlar hep öğrendiğimiz, sonradan öğrendiğimiz bilgilerde sayenizde dediğim. Estağfurullah, estağfurullah. Niye bu kadar geç keşfettik? Hayatımızdan yeni hayat, sizle çok sık konuşuyoruz, çok şey çaldı. Değil mi? Çaldığı şey sadece yiyeceklerimizin kalitesi, temiz hava, temiz su değil. Aktiviteyi de çaldı. Aktiviteyi çaldıkça da bu konunun patlamaları daha sıklaştı ve yaygınlaştı. Artık okulların bahçesinde oyun bahçeleri yok.
şehirlerde eskisi kadar parklar yok. Yani oynayacağınız, zıplayacağınız zamanlar da yok. Sadece homidik gırtlak yiyoruz ve çocukluk yaşlarından itibaren okumaya, kazanmaya, çalışmaya daha çok odaklanıyoruz. Ve bu da bizi ister istemez hareketsiz bir yapılanmaya dönüştürüyor. Ama sonuçta gördük ki özellikle kronik hastalıklar dediğimiz bu çağın belası hastalıkların temel nedenlerinden birisi kötü beslenmekse bir diğeri de aktivite noksanlığı. Aktivite noksanlığını bugünün şartları içerisinde en uyanık kişinin bile, bunun için Osman Hoca olmanız, Melda Hanım olmanız da yetmiyor. Sizin aktivitenizi bu yeni hayat sınırlıyor. İşte o zaman aktif hayat sürüyorum ben hocam, otobüse kadar yürüyorum, dolmuştan eke iniyorum, yetmiyor. Mutlaka hayatınızın bir yerine günlük yarım saatinizi, 45 dakikanızı, 30 dakikanızı, 60 dakikanızı neyse ayıracaksınız, egzersizi ilave edeceksiniz. Yani biz ilave egzersiz koyarak hayatı uzatın demiyoruz. İki, yanlış bir anlamda olmasın. Egzersiz hayatı uzatmıyor. Egzersiz bizden çalınan hayatı bize geri veriyor. Tekrarlıyorum, egzersiz bizden çalınan hayatı bize geri veriyor. Yani hak ettiğimiz bir hayat var bizim. O hayat ortalama 100 ila 120 yıl olduğu anlaşılan bir hayat. Ama o hayatı biz kötü alışkanlıklarımızla, sigara içmekle, alkolü çok fazla tüketmekle, kötü beslenmekle, uykumuza dikkat etmemekle, stresimizi iyi yönetememekle, bir de oturmakta ısrar etmekle, yan gelip yatmayı pek sevmekle kısalttık. İşte o kısaltmayı eğer bir yere koymak istiyorsak, uzatmak, yeniden hakkımıza sahip olmak istiyorsak, sadece yediğimize içtiğimize bakmayacağız, ne yaptığımıza da bakacağız. Özellikle de 50 yaşından sonra, bunu tekrarlıyorum, 50 yaşından sonra Melda Hanım, lütfen bizi dikkatle dinlesinler. Ne yaptığınız, ne yediğinizden daha önemlidir. Organik gıda aramayın, organik egzersiz arayın. Evet, şimdi organik egzersiz nedir diye bir altını çizmek lazım. Bir de hep aslında bizde tam tersi, hani 50 yaştan sonra aman kenara çekil, aman fazla hareket etme, işte düşme. O 70'ten sonra. O 70'ten sonra. Düşmemek istiyorsunuz da 50 yaştan sonra egzersiz yapacağız. Değil mi? Tabii. Yani 15 yaşına kadar çocuklarınızı hep sporla güçlendirin diyorsunuz. Evet. Çok aklımda kalan kesinlikle bir not. 50'den sonra da kendimizi güçlendirelim. 70'ten sonraki yaşamımız evet için diye bir çıkarım yapabiliriz herhalde. Yapabilirsiniz. Nasıl bir egzersizle birlikte yenilenme yaşıyoruz ya da hak ettiğimizi geri alıyoruz? Beynimizden damarlarımıza, organizmaya ne katıyor? Doğru süreli egzersiz. Burada verilmemiz bugünün temel mesajı bizi izleyenlere şu olsun. Organik egzersiz kavramını kafaya taksınlar. Organik egzersiz şu demek. Hiçbir zaman hayatınızın hiçbir döneminde gerekli olmadıkça maraton koşmazsınız. 10 kilometre, 15 kilometrede koşmazsınız. Ya bir tavuk yakalamak için koşarsınız ya bir köpekten kaçmak için kaçarken koşarsınız. Bu da en fazla 1 dakika, 2 dakika sürer. 2. Hayatınızın hiçbir döneminde 120-140 kiloluk ağırlığın altına halter şampiyonasına hazırlanan Naim Süleymanoğlu rahmetli gibi girmezsiniz. Yani sizin kaldıracağınız ağırlık en fazla bir bavulu alıp uçakta üste koymak veya trenine bagaja koymaktan ibarettir. Yani sizin ağır ağırlık çalışmaları yapmanıza gerekmez. Yapacağınız şey hiçbir zaman normal hayatınızda da günde arka arkaya 5 tane ters takla 10 tane parende atmazsınız. Normal bir hayat tarzınız var. İşte o hayat tarzınızı geriye koymanın birinci yolu yürümektir. İnsan vücudu yürümek üzere yaratılmış Yüce Allah tarafından bir cihaz gibidir. İki, çömelip kalkmaktır. Eğilip bir şey almak gibi yapacağınız şey çok basit. Üç, insan ömrünün hiçbir döneminde 30 dakikadan fazla kalçalarını sandalyeye yapıştırmamıştır. Organik hayat bu. Yani 30 dakikadan fazla oturma kardeşim. 2. Fırsat buldukça yürü ve günlük adım sayını tekrarlayalım. Paslanmamak için 5000'den, yağlanmamak için 7500'den, yaşlanmamak için 10.000'den aşağıya düşürme. Hocam 10.000 adım 1,5 saat oluyor, olmuyor. İtiraz eden çok. Haklılar. Ben de her gün 10.000 adımı tutturamıyorum. Ama gelin bir 5000'i bir bulalım. 7500. Evet, artı 5000. Yani günlük ben bunu taktım. O günlük koşturmanızın içerisinde AVM gezerken yürüdüğünüz yürüme işe yarar ama sadece eklemlerinizi yağlar. İşe yarar, sadece kaslarınıza %20 ek kalori ekler. Ama sizin tempolu yürümeniz o oturmakla geçirdiğiniz, yaptığınız borcunuzu, ayıbınızı ortadan kaldırır. Burada önemli olan şey şu. Organik egzersiz kavramına dikkat edeceğiz. Günü içine egzersizi yayacağız. Yani sabahleyin oturup akşama kadar masada hareket etmeyip akşam 45 dakika
koşmak da doğru bir şey değil. Gün içinde de telefon konuşmalarımızı ayakta yapacağız, dosyalarımızı ayakta okuyacağız, sohbetlerimizi ayakta yapacağız. Hatta atıştırırken bile sohbetleri ayakta yapmaya çalışacağız ki kaslarımız daha direngen hale gelsin. Ayakta kal, hayatta kal. Kesinlikle. Son derece önemli. Şimdi bir anlamda egzersiz gençleştiriyor diyebiliriz tabiri caizse. Evet. Aşırı egzersizinde yaşlanmayı hızlandırma riski tabii, var değil kesinlikle. Mi? Yani orada yine bir doz çıkıyor karşımıza. Tabii, yine makul sözcüğü burada evet. devreye giriyor. Bir de şunu da sormadan edemeyeceğim. Günde mesela 2 dakika egzersiz yaptı. Bu da yeter mi? Yeter. Yani egzersizin öyle zannettiğiniz gibi profesyonelleşmesi bizim başımızı belaya soktu. Hani diyorlar beslenmenin, 30 dakikadan sonra siz yağ yakmaya başlıyorsunuz. Hayır efendim yok öyle bir şey. Beslenmenin şey profesyonelleşmesiyle aynı şey. Yani siz bir şeyi endüstriyel hale getirmek isterseniz o zaman bir ben size yiyecek satarım. İçindeki yağ azaltılmış, vitamini arttırmış falanca filanca bilmem ne falan filan deyip satarım. Para kazanırım. İki, aletler satarım. Üstünde yürüyecek, kaldıracak, indirecek, çekecek, gidecek. Ondan da para kazanırım. Ama sizin gözünüzün yaşına bakmam. Aynı şekilde aktiviteyi de endüstriyalize ettiler. Burada önemli olan şu. Sabahleyin yataktan kalktınız. 20 defa çömelme kalkma egzersizi yapın. Dişinizi fırçaladınız. Tıraşınızı oldunuz ya da duşunuzu aldınız. Evet, dişinizi fırçalarken yapacağınız şey çömelme egzersizi değildir. Daha da kolayı tek ayak üzerine durmaktır. Denge. Denge egzersizidir. Çok basit şeyler yaparak. 3. Döndüğünüz giyineceksiniz. Hemen yatak odanızda 10 tane şınav çekin. Yeni bir araştırma yayınlandı. Eğer üst üste 50 yaşın üzerindeki bir erkek 10 şınav çekemiyorsa kalp krizi geçirme riski %30 artıyor. Yani demek ki aklı başında herkes 5 şınavı havada çıkaracak. Yani günün içine bu işi yayın. Ben yürüyemiyorum diyenlere ben gülüyorum. Yürüyemiyorsan başka bir iş yap kardeşim. Yani çömel kalk. Benim dizlerim romatizmamla hocam hareket edemiyorum. Masaya tutunun. O tutunduğunuz masada çömelme kalkma hareketleri yapın. Hiçbir riskiniz olmaz. Ya da duvara yaslanın ofisinizde. Duvara sırtınızı dayayıp çömelme kalkma yapın. Çömelme kalkma yapın. Yapabileceğiniz çok şey var. Ama yeter ki isteyin. Değil mi? İşin yaşamın yarısı, içine entegre edin. Monte edeceksiniz. Monte edin. Monte edeceksiniz. Burada mesele şu. Bu hayat bize verilmiş bir armağan. Bu hayatın hakkını vermek de bize verilmiş en önemli görev. Bu hakkını vermekle ilgili mesele de bizim hayatla olan ilişkimizi düzenleyen temel ayrıntı. Ama çok yoğun egzersizin de iyi olmadığını bilelim. Çok yoğun egzersizin yaşlı kişilerde yaşam süresini kısalttığını bilelim. Niye hocam? Şundan dolayı. Egzersiz yapmayı siz arttırdıkça, yoğunlaştırdıkça tükettiğiniz enerji artacaktır. Dolayısıyla ürettiğiniz toksik madde, atık madde de artacaktır. Yani 20 km hızla giden bir araba, bir de 220 ile giden bir araba. Hangisinin egzozundan daha çok duman çıkar? 220. Dolayısıyla sizin vücudunuzun temizleyemeyeceği kadar çok serbest radikal üretirsiniz ve egzersizden fayda yerine zarar. İyi hayat yerine kötü hayat, ayrıca dizleriniz, kalçalarınız hepsi de risk altına girer. Güzel. Hayatın içine monte ettiğimiz, süresini de bildiğimiz bir egzersiz bize kesinlikle. İyi gelir. Kesinlikle. Güzel de şimdi gidelim hangisi doğru demeye. Daha da güzel olacak çünkü sorular sizden gelecek. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Hangisi doğru? O kadar çok soru var ki bu sorular sizden gelecek. Yanıt da en doğru isimden. Hadi başlayalım. Köri sağlıklı mıdır? Bizim sonradan öğrendiğimiz tatlardan mı diyelim, köri, soslardan mı diyelim? Doğru. Ben de bir yere koyamam mesela. Doğru. Sağlıklı mıdır? Çok. Köri bir karışım, baharat karışımı, bir baharat çılgınlığı. Körinin çok önemli bir kısmı yanlış hatırlamıyorsam %30'u zerdeçal ağırlığının. %30'u bayağı ciddi. Geri kalanında ne var hocam? Bir K'lar kombinasyonu, bir öyle K'lar mi? Koalisyonu. Kakule var. Karanfil var, kekik var, kişniş var, kimyon var, kırmızı acı biber var. Yani K ile başlayan 6-7 tane şey var. Bir de zerdeçal, köri bir sağlık mucizesi. Onun için zaten Hindistan'da daha az kanser var. Onun için zaten Hindistan'da kemikleri daha zor ve daha geç eriyor. Bellekleri daha zor bozuluyor. O kadar eksikliğe, yoğun nüfusun getirdiği yetersiz ekonomiye rağmen Hindistan halkı daha az bu hastalıklarla karşılaşıyor. Önemliydi. Evet. Peki bir soru daha gelsin sizden. Herkes probiyotik kullanmalı mı?
Genç bir arkadaşımız evet. Ve herkes probiyotik kullanmalı mı diyor. Bence kullanmamalı. Hatta probiyotik kullanmanız gerektiği söylendiği zaman neden ve hangi probiyotik sorusunu sormanız lazım. Bu bir pazar aynı şekilde bizim gıdalarımızın içinde. Yoğurtcular yoğurt yaparken, peynirciler peynir yaparken probiyotik gücü aldılar götürdüler kalmadı. Fermente gıda diye bir şey kalmadı. Artık fast food besleniyoruz. Yani fast food gıdalara, fast food besinlere yöneldik. Dolayısıyla beklemiş gıdayı bulamıyoruz. Turşu murşu yemiyoruz. Probiyotik fakir olduk. Omega fakir olduğumuz gibi. Sonuçta daha çok bağırsaklarımız bozulmaya, bağışıklığımız daha çok felaket derecesinde zayıflamaya başladı. Sonra da birileri bize dedi ki al bu probiyotiği yut, iyi olacaksın kardeşim. Hakikaten iyi olursunuz probiyotikle ama önce bir beslenmemizi düzeltelim. Mümkünse daha çok ayran, daha çok yoğurt, daha çok peynir, daha çok tarhana, daha çok humus, daha çok şalgam yani probiyotikli lahana fermente turşusu. Ürünleri, lahana turşusu yiyip içelim. Ha ona karşın hala bağırsaklarımızda, midemizde, hazım sistemimizde, ağzımızda neyse lazımsa probiyotikler o probiyotikleri kullanalım ama ağızdaki bir çiğneme probiyotiğinin etkisiyle bağırsaktaki bir gaz azaltıcı probiyotiğin ya da spazm giderici probiyotiğin ya da kabızlık önleyici ya da ishal önleyici probiyotiğin farklı olduğunu bilmemiz lazım. Kısacası Osman Hoca diyor ki her probiyotik herkese uymaz. Herkese de probiyotik gerekmez. Çok kısa. Çocuklar antibiyotik kullandığında probiyotik kullanın deniliyor. Doğru mu? Bir antibiyotik bir probiyotik yaklaşımı bu. Bence çocuklarda antibiyotik kullanmamak çocuklara probiyotik vermekten daha önemli. Çünkü benim görüşüme göre yetişkinlerin %70'inde, çocukların minimum %50'sinde verilen antibiyotikler gereksiz ve fasafiso teşhislerden kaynaklanıyor. Bence ona bir cevap vereyim. İkincisi olabilir. Ama hangi probiyotik onun cevabını çocuk uzmanları vermeli, ben vermemeliyim. Peki. Önemli yanıtlar geliyor, önemli sorulara bir soru daha geliyor. Demir mi, ferritin mi? Demir mi? Ferritin mi? Ferritin mi? Sorular inceliyor. Bu da bizi sevindiriyor. İzleyicilerimizden ne güzel. Evet. Ne demir ne ferritin bence cevabı. Dediğiniz şu. Bizim laboratuvarda yaptırdığımız kan ölçümleri içerisinde en sahtekar sonuçlar verenlerinin başında demir gelir. Ben sizin kanınızı alsam, bizi dikkat edinlesinler. O kan örneğinin iki ayrı tüpe çeksem, birine Osman, birine de sizin adınızı yazsam ve laboratuvara göndersem aynı kan olmasına rağmen %50 fark bulabilirim. Yani birinin raporunda 50 miligram, birinin raporunda da 75 miligram ya da 25 gelebilir. Çünkü demir kendisi zaten tüpün kenarına yapışan bir şey. Eritrositin içinden çıkan bir şey. Yani ölçümü hataya çok müsait. Buna biz, bu laboratuvar hatası değil, testin sensitivitesi yani duyarlılığı, güvenilirliği son derece sınırlı. Dolayısıyla benim demirim 20 çıktı hocam ne yapayım diye korkmanın da, benim demirim 150 çıktı hocam bir şey yapmamam lazım değil mi diye düşünmek de hata. Demirle ferritini beraber de düşünmemek lazım. Hemoglobinin kaç kardeşim? 11.5'ün üstünde korkma. Hematokritin kaç kardeşim? 40'ın üzerinde korkma. Ama hematokrit ve hemoglobin düşüklüğüyle beraber aynı zamanda demirin ve ferritin de düşükse bunun demir eksikliğinden olma ihtimali yüksek. Neye bak? Demir bağlama kapasitesine. Şuraya gelmek lazım buradan. Demir almak çok tehlikeli. Gereksiz yere giren hiçbir demir kadınların üreme dönemleri dışında insan vücudunun dışına çıkmaz. Ve vücutta biriken demirin temel biriktiği yer karaciğer ve pankreastır. Canınızı okur. Ayrıca demir oksidan bir maddedir. Demir vücudu paslandırır. Dışarıda nasıl pas yapıyorsa bedende de aynı pası yapar. Oksitlendirir. Neticede fazla demir insanı yaşlandırır ve kanser eder. Dikkat etmek lazım. Çok uzattım ama önemli bir konuydu. Kesinlikle önemliydi. Bir soru daha geliyor. Bunun için sizden. Kuru meyve mi, taze meyve mi? Kuru mu, yaş mı? Yaş. Banko taze. Çünkü taze meyvenin İçinde sadece su kaybıyla kurutulduğunu düşünmeyin. Vitamin değeri, antioksidan değeri, belki bir miktar mineral değeri bile azalabilir. Ama taze meyvenin bulunmadığı yerde kurusuyla yetinmek de akıllı bir çözüm. Peki gidelim şimdi iki haber vermeye.
İki haber, biri iyi, biri kötü. Melda bıkmadan aynı şeyi söyler. İyiler önden gelsin der. İyi haber bize diyor ki çinko saçı güçlendiriyor. Erkek olsun kadın olsun herkes şu dönemde saç dökülmesinden bahsediyor. Evet, çünkü genel bir saç toksini ile karşı karşıyayız bana göre. Nedir o saç toksini? Kullandığımız şampuanlar. Doğru. En başta o. Daha pek çok şey söyleyebiliriz ama şampuanlar gerçekten. Başka ne? O saça şekil veren jöleler, spreyler, bir sürü şey. Saçlar nefes alıp veremiyor. Saçlar kendini besleyecek ortam bulamıyor. O nedenle biz daha çok besleyici madde vermek zorunda kalıyoruz. Biyotin gibi çinko da önemli bir saç desteği. Bu net. Ama günlük dozu 10-20 mg'da tutmak, kullanım süresini 3 ayı geçmemek ve gerekiyorsa çinko dozajına bakarak kullanmayı düşünmekte fayda var. Peki, kötü haber de diyor ki egzoz gazları astımı tetikliyor. Yeni yaşamın kötü bir faturası. Kesin. Özellikle küçük çocuklara bu konuda çok dikkat etmek lazım. Okul servislerine veriyorsunuz ya çocuklarınızı, şoförleri mutlaka uyarın. Kardeşim, buradan çıkıp okula gidene kadar camı açmayacaksın. Öyle mi? İçerideki filtreyi çalıştıracaksın. Çünkü özellikle plastik kirlenme, arabaların egzozlarından ve tekerlerinden çıkan plastik mikropartikülleri ve egzoz gazları çocuklarda bronş spazmlarını ve astıma zemin hazırlayabiliyor. Bu önemli bir bilgi ve yeni bir yayın, önemli. Evet, kötü haberdi ama iyi ders çıkardık. Gidiyoruz şimdi haftanın haberine. Haftanın apı şifa niyetine gelecek. Sorular başlıklarda tabii ki sizden gelecek. Bunun için adresimiz neydi? Twitter hesabı yaşasınhayatntv. Yaşasınhayatntv. Sorular başlıklar gelsin efendim. İşte onlardan biri. Kalp sağlığına iyi gelen besinler neler? Neler? Tabii kalp damarlarını koruyan her şey kalp sağlığına iyi geliyor. Kalbin kasını güçlendirmek için bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten zavallı hiç durmadan doğumdan ölüme kadar çalışıyor. Sürekli antrenman halinde. Sağlıklı adaşırsın. Bravo. O kasın ihtiyacı olan oksijeni, ihtiyacı olan besin maddelerini getirecek olan damarları korumak bizim görevimiz. O nedenle de damar sertliğiyle mücadele eden her şey orada işe yarıyor. Nedir o her şeyin birinci maddesi? Omega 3'ler. Ama hangi omega? EPA. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan, kanın iç damarın iç yüzeyindeki endotel dediğimiz döşeme malzemesini koruyan, o malzemenin yırtılmasının, çizilmesini önleyen eikozapentaenoik asit. Erzurum, Paris, Ankara diyelim. EPA özellikle bu koruyor. Ama bol balık yemek bu işi çözer. Bol balık yeme yanında omega 3'lerden zengin olan ceviz yemek, semizotu yemek, keten tohumundan faydalanmak bu işe çok büyük destek sağlar. Başka omega 3 kaynakları da var. Onları tekrar söyleyip uzatmak istemiyorum. Folik asit çok önemli. Damar sağlığı açısından çok çok faydalı. El arginin çok çok faydalı. O da bir amino asit. O da gıdalarımızda var. Başka neler var? Manyezyum zengini besinler var. Damar sağlığına çok faydalı. Koenzim Q10 dediğimiz bir mucize madde var. En çok bulunduğu yer, hep söylüyorum, ıspanak. Taze ıspanak, ıspanağın salatasını yerseniz vücudunuzu koenzim zengini yaparsınız. Yeşil yapraklı sebzeleri yerseniz hem folik asiti hem ıspanağı beraber, pardon, koenzim beraber kazanırsınız. Bunların hepsi kalp sağlığının en büyük destekçileri. Afiyet olsun, hepsi de lezzetli, evet, şeyler. Evet, güzel şeyler. Çok teşekkürler. Hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına yaşasın hayat dedirtecek yaşam tüyoları Osmanlı Müftüoğlu'ndan geldi. Umarız haberler de iyi gelir ve iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.